Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Dönüş kitabından Düşman Şeytanla Savaş ve Mücadele. Allah sizi esirgesin. Nefis ve geçici arzu ve heveslere karşı mücadele konusunda beni aydınlattınız. Peki düşmana, şu iblise karşı koymanın çaresi ne? Cevapladı. O düşman şeytana direnebilmenin çarelerinden birincisi ve en etkilisi ona karşı savaş vermemizi kesinlikle emreden Yüce Rabbimizin şu ayetteki buyruğunu akıldan çıkarmamaktır. Şeytan sizin kesinlikle düşmanınızdır. Siz de onu düşman belleyin. Bir başka ayette Yüce Allah şöyle buyurur. Kim şeytanın ardına takılırsa bilsin ki o hayasızlığı ve fenalığı emreder. Bu ayetler Yüce Allah'ın iblise düşman olmayı ve onunla savaşmayı kesinlikle emrettiğini gösteren apaçık delillerdir. Bu ayetler Yüce Allah'ın sana yapmanı emrettiğini, yapmamanın sende doğuracağı korku, senin o düşmana karşı çıkışını güçlendirecektir. Görmüyor musun? Yüce Allah sana şeytana düşman olmanı ve onunla mücadele etmene farz kılıyor. Senin bunu bilmen ona karşı duruşuna güç katar. Ona olan öfkeni kabartır. Kendini koruma arzunu kuvvetlendirir. Ayrıca şeytanın vesvesesine kendini kaptırma, ve onun kötülüğe çağrısına farkında olarak veya olmayarak uyma korkunu da arttırır. Çünkü şeytana uyma durumunda senin şeytanın yapmanı istediği hususlarla ilgili bilgin uçar gider. Derken Rabbinin katında kıymetin azalır. İmanına halal gelir. Kesin bilge ve inancın da kaybolur. Sonuçta senin düşmanına karşı çıkmadaki samimiyetin ve azmin kaybolur. Sordum bana ona karşı koymamda yardımcı olacak ve saldırılarını püskürtecek bir durumu belirtmeniz ve bu yönde daha geniş bir izahta bulunmanız mümkün mü? Cevapladı. Şu iki daveti yani Yüce Allah'ın davetiyle iblisin çağrısını kavra ve bunları birbirinden ayırt et. Sonra da bak. Hangi daveti kabul edersen senin için iyi olacak. Senin mahvolman ve hayatın boyunca heder olup gitmen için yapılan, tercihinde seni yorup tüketen ve umudunu mahrumiyete dönüştüren çağrıyı mı kabul etmelisin? Yoksa daha baştan seni nimetlerine boğan, ezeli ve ebedi tekliği içinde seni unutmayan, gaybi bilen o ezeli ilmiyle sana imanı nasip edip seni cennetine, cömertliğinin şölenine, ihsanlarının sofrasına ve nimetlerinin tamamına davet edenin çağrısına mı yönelmelisin? Hiç şüphesiz o düşman sana fısıldadığı kötü zanlar, umutsuzluklar, kuşkular hainlikler, sayısız tuzaklar ve bitmez tükenmez aldatma ve hilelerle senin yüceler yücesi Allah ile, senin Mevlan ile, senin efendinle olan bütün bağlarını koparmak ister. Bu arada senin nefsine uyarak yapıp ettiklerini de süsleyip güzelleştirir. Tıpkı yüce Allah'ın haber verdiği gibi. Şeytan onları yaptıklarını süslü gösterdi ve onları yoldan saptırdı. İblis seni Rabbin olan Yüce Allah'tan, Mevla tarafından bahşedilen o büyük armağandan ve öte dünya nimetinden uzaklaştırmak ister. Bütün bunların yerine senin kalbine şüphe tohumları eker, huzurunu kaçırır, zihnini bulandırır, sabrını elinden alır. Onun yerine tedirginlik verir, hoş ve hoşnut olmaktan mahrum bırakıp seni öfkeye salar, ciddiyet ve ağırbaşlığına el koyup seni maskaraya döndürür. Güvenle yol almanı ve Allah'a güvenmeni engellemek ister. Sana açgözlülüğü ve tatminsizliği aşılar. Seni fakirlikle korkutur, sonu gelmez isteklerle oyalar. Rabbinin vaadi konusunda kötü zanna sevk eder. Niyetini bozar, azmini kırar. Tövbe etmeni ertelettikçe erteletir. Allah-u Teala'nın davet ettiği şeylere hemen yönelmek ve onlara sarılmaktan alıkoyar. Rabbin olan yaradanın huzuruna seni rezil kefaze olarak çıkarmak ister. Sen şeytanı gerçek yüzüyle bilip tanıdığın ve ona hak ettiği düşmanlığı yapmak gerektiğine kesinlikle inandığın zaman onun sadece adının edilmesinden bile dehşete kapılır ve onunla uzlaşmaya asla yanaşmazsın. Bu da seni mahvolmaktan kurtarır. Sordum. Allah seni esirgesin. İnsan nefret ettiği birini kabullenebilir ve kendisini helaka sürükleyecek düşmanına tabi olabilir mi? Cevapladı. Mümin gafletinden ötürü bir takım ufak tefek konularda şeytana teslim olabilir. Buna karşılık asıl ve temel meselelerde bilgisi gereği şeytana uymaz. Çünkü iman icabı şeytandan nefret eder ve ona kesinlikle düşmandır. Onun öğüdüne kulak asmaz, onun vesveselerine, kötülük ve günah çağrısına karşılık vermez. Buna mukabil, önemsiz gibi görünen hususlarda şeytan mümini ayartmalarıyla tuzağına düşürür, ve yapılmasını telkin ettiği şeylerin hiç de zararı olmadığına ona inandırır. Müminin de geçici arzu ve hevesleri ağır basınca bu kadarla bir şey olmaz düşüncesine kendisini kaptırır. Kışkırtmanın tutsağı olur, asirete bağlanır, doğruyu ve gerçeği görüş gözü körleşir. Tam bir gaflete düşerek Allah'ın her an kendisini gözetlediğini unutarak şeytanın rehberliğinde küçük günahların içine dalar. Önemli ve ana konularda şeytanın tam anlamıyla karşısında olmasına rağmen küçük meselelerde onun ipinin çektiği yere gider. Gerçek kurtuluşa ve selamete ermenin yolu, şeytana her bakımdan ve her an karşı koymak ve onun vesveselerini aldırmayıp daima ondan uzak kalmaktır. Bunun için de dini titizlik yani vera silahıyla silahlanmak gerekir.